Cümleten selamünaleyküm. Yağmurlu bir Ankara sabahından günaydın. Ben Noyan. Bugünkü sabah aktivitemizde kelle paça olmalı bir çorba buluşması da yaparız. Şimdi bize afiyet olsun. Çorba içtim. İlk defa böyle bir sokakta malzemeleri hazırladım. Bugün değişik bir düzen deniyorum. Bu ışık kaynağı. Şöyle. Bu Hero 5. Bunun açısı ışık kaynağını almayacak şekilde ayarlı. Ve dünkü mikrofon fiyaskosundan sonra, çünkü bu vlogu bir çekmiştim. Ses kayıt cihazımız. Arkadaşlar, klasik bir YouTuber girişi oldu. Merhaba arkadaşlar. Neyse. Bu sabah Sheraton'da bir işim vardı. Onu hallettim. Çorbayı içtim. Arabayı çalıştıralım. Dün bu vlogu çekmiştim. Böyle hatta sosyal medyadan paylaşmıştım. İşte senaryolu vlog olacak şeklinde. Ama tepkiler oldu. Ya işte senaryo yapma üstad. Senaryo olursa samimi olmaz şeklinde. Dün aslında bayağı güzel olmuştu. Hiç de hani o şekilde de olmamıştı ama Hero 4'e taktığım mikrofonu taktığım daha doğrusu ara aparat bizi yüzüstü bıraktı üstad. Yapacak bir şey yok. O yüzden bugün hem daha güzel oldu. O AVM videosunu çektik. O AVM videosu da na da güzel tepki derken güzel dönüşler oldu. Birçok insan benimle aynı duyguları paylaşıyormuş. O da sevindirici oldu. Onları da paylaşayım şimdi. Öncelikle bu vlogda doğaçlama bir şeyler yapmazsam, ki yaparım muhtemelen, 3 konudan bahsedeceğim. Bir, başlıkta gördüğünüz Türkiye'de en çok Google'la araştırılan otomobil markası. 2, WRC dediğimiz Dünya World Rally Championship, Dünya Rally Şampiyonası. Ve şimdi bahsedeceğim ise buluşma ve kanala gelen dönüşler, onlarla ilgili selamlar, muhabbetler. Başlayalım. Neredeyim? Çankaya'dayım. Burası yani Kuğulu Park'tır işte. Tunalı Hilmi Caddesi. Oradan aşağı, onun hemen yanına giriyorsun. Orada Besteker Sokak var. Karşı taraf konsolosluklar falan var. Burası Amerika konsolosluğu bildiğim kadarıyla. Yani burası konsoloslukların vesaire bulunduğu kozmopolit bir yer. Vloglarda hep İstanbul yolunda oluyordu diye serzenişte bulunuyordunuz. Değişik bir yerden sesleneyim. Belediyenin temizlik aracı şirinmiş ya. Değişik. Etkilidir muhtemelen. Büyükşehirinkiler koca kamyon oluyor. Bak sana bir doğaçlama. Evet. Selamlar. Öncelikle buluşma için, yani buluşmaya olan ilginiz, katılımınız çok önemliydi. Çok teşekkür ederim. Sedat Bey ve Ceyhun, oğlu Ceyhun. Sedat Bey diş tabibi olarak çalışıyor Tokat'ta. Sırf buluşma için 420 kilometre gelmişler. Çok teşekkür ederim. Onların X5'te tosundu. Hakan Beyler, Gülen Bebe'nin sahibi. Sağ olsun, kendisi bazı önerilerde bulunmuş. Sizlere kolonya hediye edebiliriz ileride. Onun çalışmasını yaptık kendisiyle. Gülen Bebe firması da ona ait. Oğuzhan ve Arda, Afyonlu kardeşlerim. Sağolsunlarım. Sağolsunlar. Gerçekten çok kibarlar. Beni sevdikleri için annelerine katmer yaptırmışlar. Ne de severim. Ta hastaneye kadar ulaştırdılar. Gönül ya, gönül işte. Yani Allah razı olsun. Konya'dan Ahmet Bey. Ahmet Bey süper bir insan. Arabayı çıkaramamış kardan. CC'si var. Ta Konya'dan otobüsle geldi bizim buluşmamıza. İncelik de yapmış sağ olsun. Bunların yanında yapacağız inşallah. Bir Dacia testi var. Hava biraz daha düzelsin diyorum. Furkan Enes bana çok şık bir Göktürkçe Türkçe yazan anahtarlık hediye etti. Çok teşekkür ederim. Eksik olma kardeşim. Furkan Enes, tekrar söylüyorum. Onun harici dünkü vlog, AVM'deki otopark çilesi,
AVM'deki park yeri bulamama veyahut da park yeri seçerken yaşadığımız enteresanlıklardan bahsettim. En çok beni mutlu eden ne biliyor musunuz? Abi yalnız değilmişim ya. Yani çok hoşuma gitti ya. Benim gibi düşünen insanların varlığı. Çok fazla kıl olmamak lazım elbette ama o hassasiyeti gösteren insanlar olduğunu bilmek beni o kadar onur etti ki, o kadar hoşuma gitti ki. Eksik olmayın abi ya. Paylaşıyorum yani. Biraz da sizin sesiniz olabiliyorsak bu da bizim için bir artı. Bunun yanında hikayelerinizi paylaşmanızı istemiştim. Gerek yorumlara, gerek Instagram'dan, gerekse Facebook grubundan, gerekse mail olarak birçok kişi dönüş yaptı. Hem enteresan hikayelerini hem de bu AVM'lerde yanlış park meselelerini bizlere dile getirdiler. Onlara da çok teşekkür ederim. İşte Ozan var, Mehmet Bey var. Onlara çok teşekkür ederim benimle paylaştıkları için. Bu konuyla ilgili hassasiyetlerini. Birçok kişi var. Yetişemedim. Dün biraz uyumuşum. Bugün bakacağım hepsine tek tek. Fotoğraflar falan var. Hatta Ozan Ertuğrul sağ olsun plakalarını tek tek kapatmış bana gönderdiği fotoğrafları. Onları yayınlayacağım. Velhasıl ikinci konumuza gelecek olursak Dünya Rally Şampiyonası benim çocukluğumun tutkusu. Belki de arabalara olan ilgimin %50'si ona ait diyebilirim. Neden? Pazarlara otururduk boş vakitlerimizde. Ya tek kanal ya iki kanal vardı. Ya da üç kanal vardı. Sonradan oldu tabii. Pazarlara otomobil araba programları olurdu. Ve orada Dünya Rally Şampiyonası benim en eğlendiğim şeydi. Ben böyle pist yarışlarını çok sevmezdim. İşte son sürat, muazzam yüksek süratle severdim, izlerdim ama gönüllümü bağlayacak olsam Dünya Rally Şampiyonası'na bağlardım. Neden? Bana çok teknolojik gelirdi o virajları dönme isteği. Mesela Dünya Rally Şampiyonası'ndaki arabalar son süratleri 200'ü geçmez çoğu. Gerçekten. Çünkü etaplar onu gerektiriyor. Bu seneki arabalara baktım. 318 beygirden 380 beygire çıkmış arabalar. 1.6 turbo. Nasıl diyeceksiniz? Turbonun içinde daha da alırlar. Yani yarış başı bir tane motor yakar adam. Her türlü beygiri alır. Düzenlemeler varmış. Bu 1.6 turbo araçların turbo hava akışlarını engelleyen bir turbo engelleyici koymak zorundaymış firmalar. Düzenlemeden dolayı bu 33 milimetreden 36 milimetreye çıkarılmış. Yani genişlemiş. Hava akışı %20 artmış ve hava akışının %20 artması arabanın 318 beygirden 380 beygire çıkartılabilmesini sağlamış. Bu arada bu sene arabalar 25 kilo hafifletilebiliyormuş. Kurallar gereği o ağırlığa ulaşmaları gerektiği için daha da hafifletebilirler. 25 kilo da hafifletme izni gelmiş. Ve daha büyük spoiler yani daha büyük arka kanat koyma izni var. Bu da ne işe yarıyor? Göze hitap ediyor abi. İşte daha arkada böyle kocaman kanatlar. Tabii genç kardeşlerimizin gözüne hitap ettiği gibi bunlar downforce denen aşağı basma gücünü arttırıyor. Bunun yanında downforce'u arttıran başka bir şey de görürüz genellikle. Bu A45'lerin kitlerinde veyahut da A45'in kendisine de kit yapılabiliyor. Neyse kendi bilir. Sağa sinyal verdim ama sağımdan geçmeyi tercih etti. A45'lerde ön tamponların kenarlarında böyle bıyık gibi kanatlar olur. Şöyle küçük küçük iki tane. O kanatlar çok şekil duruyor. Seviyoruz ama onların hepsi çift taraflı bantla yapıştırılıyor. Yani sırf şekil amaçlı. Dünya Rally Şampiyonası'nda ise onlar karbondan üretiliyormuş ve cıvatalarla arabaya sabitliyorlar. O sayede daha bastırılabiliyormuş. Bu sene onlara da izin gelmiş. Ben ara ara siz izlerken göreceksiniz yan tarafta. Görseller paylaşıyor olacağım. Arabalar tabii birçok klasman var ama yani 1.6 turbo olan klasman en gözde olanı. Bu sene Ocak ayında koşulan ilk etaplar Monte Carlo'da koşulmuş. Monte Carlo yarışı en eski Dünya Rally Şampiyonası yarışıymış. 1911'de ilk koşuluyor. Monte Carlo'nun en fantastik olayı ise 1966'da yaşanmış. Mini Cooper'lar ilk 3 sırayı almışlar o sene.
Sonra tabii araştırılıyor. Yarış sonrası kontrollerde fark ediyorlar ki Mini Cooper'ların hiçbirinin far düzenlemeleri yarışa uygun değil. O yüzden diskalifiye oluyorlar. Mini'nin yani o Monte Carlo'nda böyle bir geçmişi var. 17 etaptan oluşuyormuş ve 1411 kilometreymiş. Hava soğuk olmasına rağmen arabalar asfalt düzeninde yarışmışlar. Çünkü yani asfalt çoğunlukla bir parkur yapısı varmış. Birinci olan takım M Sport. Ne alaka diyeceksiniz. Ben de çok şaşırdım. Şimdi anlatacağım. M Sport takım birinci olmuş. Ve yarışçı Sebastien Ogier, Fransız. M Sport, ben de çok şaşırdım. M-Sport şeklinde internet siteleri bile var. Abi adamlar Ford Fiesta RS VRC ile yarışıyorlar. Galiba daha çok Ford destekli ama firmanın adı M Sport baba. Çok enteresan. Yani ben mesela bunu pek bilinmez. M Sport ne alaka? BMW'nin normalde Motorsport Division'ının kısaltması olarak kullanılır. M Sport, M. M Sport diye bir rally şirketi varmış. Bu da böyle koyun bir kenara, değişik bir bilgi olarak kalsın. İlk 10'da kimler var dersek 3. olan yine M Sport, 2. yanılmıyorsam Toyota, Citroen Abu Dhabi, Suudi Arabistan'la ortaklık yapmış Citroen. Total aynı zamanda sponsoru. Ve Citroen'in de ilk 10'da arabaları var. Ve Skoda. Ben Skoda'ya bu yüzden saygı duyuyorum. Dünya Rally Şampiyonası'nda hep isim sahibi olmuş bir firma. Hani o açıdan da takdir ettiğim bir firmadır Skoda. Bu şekilde size bunlarla ilgili bilgiler aktarayım mı, aktarmayayım mı? Veyahut da hangi motorspor bölümüyle? Sadece Türkiye'de mi sınırlı kalsın? Veyahut da motorspor derken bike, superbike tarzı motosiklet de mi içersin? Bunları sizden görüş almak istiyorum. Hem diğer bölümü de koyacağım ankete. O diğer bölüme de sizler yazıyla bana görüşlerinizi bildirebileceksiniz. Bu Google'ın bir hizmeti. Hem bu hizmeti de öğrenmiş olursunuz Google Formlar şeklinde. O Google Form'u açıklamaya koydum. Lütfen oradan katılabilirseniz sizle beraber kanalı geliştirmeye çalışıyorum. Görüşleriniz çok önemli. Oradaki ankete, diğer bölümüne de eğer ekstra bir isteğiniz, ekstra bir düşünceniz varsa söyleyin. Ben onların hepsini okuyup bir fikir sahibi olup ona göre bu konuları yönlendireceğim. Bu bağlamda da Dünya Rally Şampiyonası ilginizi çekerse 9-12 Şubat'ta Sweden yani İsveç koşulacak. Bir şey farkı vardır, onu bilen bilir. İsveç, İsviçre. Switzerland da Sweden ayrı. Sweden İskandinavların. O yarışta 18 etap, 1411 kilometre. İlk 1950'de koşulmuş ama 1965'te kış yarışı olarak adlandırılmış ve çok enteresandır. Sebastian Loeb 2004'te kazanana kadar o rally'yi sadece İskandinavlar kazanmış, İsveç rally'sini. Bu da çok enteresan bir bilgi. İskandinavlar bayağı kızmıştır Sebastian Loeb'e. O da geçmiş yılların Citroen'in efsane pilotu. Ama vereceği için benim için en baba adam Colin McRae'dir. Onu da şimdi benzin alacağım. Benzinden sonra konuşalım. Depomuz 60 litre. Bu depo 10.5. Yani çok acım ya. Araba yeni ya, bir alışıyoruz falan. Daha dikkat etsem daha şey. Tabii depo 60 litre olunca geçen 59 litre aldı. 315 mi? 330 mu? Tam hatırlamıyorum. Çılgın bir şey aldı. Benzinimizi aldık. Tabii arkadaki otomatik bıcı bıcı mıdır ne naneyse onun püskürtülmüş suları her yere dağılmış da bu hafta sonu araba yıkamanın mantığı yok. Hava gördüğünüz gibi yağışlı. Neyse, ne diyorduk? Colin McRae benim çocukluğumda en sevdiğim rally pilotudur. Benim için efsanedir. Oyununu da zaten az oynamadık. İleride paylaşırım yine VRC konusu tutarsa, siz de isterseniz. Colin McRae'nin el freniyle o rally arabasının yüksek süratlerde çok güzel kurtarışları var.
ne yazık ki çok donanımlı ve çok yetenekli bir adamdı. Ama ne yazık ki bu hırs, ne heves, yani tabii hani bir şey yapamıyoruz da öyle demeyelim, ama ben de hayal, yani hayal ederdim, isterdim adamdaki hayatı. Helikopter lisansı falan da varmış adamın. Bir yer, çocukları oraya buraya helikopterle götürüyormuş. Adamın helikopteri varmış. Kendi kullandığı helikopterin düşmesi sonucu vefat eden bir rallici. Ama efsane gönlümüzde bir numaradır. Onun sayesinde de işte bu Dünya Rally Şampiyonası zevki gelmişti bana. Ama koptuk. Takip edemedik. Şuydu buydu. Araştırırken neden olmasın dedim. Eğer sizin de hoşunuza giderse bu konuyu devam ettirelim. Bu da bitti. Sonuncu konu ise çok kısa. Bana çok enteresan geldi. Tüm dünyada Google'dan araştırılan araba markalarına bakmışlar. Rusya'da Hyundai, Amerika'da Toyota, Almanya'da galiba yanılmıyorsam BMW'ydi. Türkiye'de ise Renault. Demek ki farklı farklı önceliği var insanların. Direkt marka arattırılma anlamında baktığınız zaman en çok aranan marka Renault'muş Türkiye'de. Tabii bu yabancı bir araştırma. Bunu da enteresan bir bilgi olarak bırakıyorum. Lütfen ankette belirtin. Hoşunuza gidiyor mu? Gitmiyor mu? Nasıl? Bu yarışlarla ilgili spomot, otomobil sporlarının geneliyle ilgili bir fikriniz var mı? Olmasını ister misiniz? Benim anlatmamı ister misiniz? Ankete esprili bir iki seçenek de koydum. Artı bir de diğer seçeneği koydum. Diğer seçeneğinde de siz gönlünüzden geçenleri belirtebilirsiniz. Sizden gelen dönüşler olduğu müddetçe ben bunu geliştirerek, zevk alarak yapacağım için sizden de dönüş çok rica ediyoruz aşağıdaki ankete. Bir dahaki içeriğimize kadar kendinize dikkat edin. Genç kardeşlerimiz derslerine iyi çalışsın, günlerini güzel değerlendirsin. Akranlarımız canını günlük hayata sıkmasın, sağlığına dikkat etsin. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın diyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Görüşmek üzere.